Sevgili çocuklarım, hepiniz dersimize, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle zıt anlamlı kelimeleri öğreniyoruz. Güzelce arkamıza yaslanalım ve öğretmenimizi dinlemeye başlayalım. Çocuklar, zıt anlamlı kelime dediğimiz zaman aslında ne demek istiyoruz? Şimdi açıklamasını okuyorum. Anlamca birbirinin karşıtı, zıttı olan sözcüklere karşıt, zıt anlamlı sözcükler denir. Yani bir sözcüğün tam tersini ifade ediyor. Ben size acı kelimesini söylüyorum çocuklar. Acı biber dedim. Bunun zıttını bana söyleyin dersem ne dersiniz? Tatlı biber dersiniz değil mi? Çok güzel. Acı, tatlı. Bunlar zıt anlamlı kelimelerdir. Hemen devam edelim. Bakalım bundan sonrakinde bize neyi sormuş? Soğuk. Soğuk kelimesinin zıttı ne olabilir çocuklar? Evet, sıcak olabilir değil mi? Soğuk, sıcak. Büyük, küçük. Çok güzel. Ağır, hafif. Burada ağırlık var terazinin. Bir tanesinde, diğerinde ise kuş tüyü var. Hafif. Kirli. Burada kirli bir çocuk var. Çamurda oynamış. Ama burada temiz. Annesi duş aldırmış, banyo yaptırmış ve tertemiz olmuş. Yumuşak bir yastık, sert bir kaya. Yumuşak, sert. Doğru. Burada soruyu doğru çözmüş. Burada ise yanlış. Doğru, yanlış. Kolay, zor. Hızlı tavşan hızlı koşar. Ama kaplumbağa yavaş hareket eder değil mi? Hızlı, yavaş. Genç, ihtiyar ya da genç, yaşlı diyebilirim. Devam ediyorum. Mutlu, üzgün, zayıf, şişman, kısa, uzun, güçlü, zayıf. Yukarı, yürüyen merdivenleri düşünelim çocuklar. Burada yukarı çıkıyor, ok yönü yukarı. Burada ise aşağı, yukarı, aşağı. Sol, sağ. İç, dış. Gördüğünüz gibi top burada kutunun içinde, burada ise dışında. Üst, alt. Burada ise üstünde, burada alt kısmında. Burada otobüsün ön kısmını görüyoruz. Burada ise arka kısmını değil mi? Ön, arka. Yukarı, aşağı. Kuzey, güney. Batı, doğu. Yakın. Burada kuş, çok yakın. Burada ise uzak değil mi? Burada dürbününe konmuş. Burada uzakta. Alçak, yüksek. Burada alçakta. Burada ise yüksekte. Sığ, denizin sığ tarafı ve ayaklarıyla yere basabiliyor. Burada ise derin değil mi? Birinci, sonuncu. Koşu yarışında birinci olmuş. Bu arkadaşımız ise sonuncu olmuş. Birinci, sonuncu. Buradaki kalemimiz ince, diğeri ise kalın. İnce, kalın. Kısa, uzun. Kalemlerin boyuna bakıyorum. Kısa, uzun. Olumsuzluk bildiren sözcükler karşıt yani zıt anlamlı sözcük değildir çocuklar. Yani gülmek kelimesinin zıt anlamlısı ağlamaktır. Ama burada gülmek kelimesinin zıt anlamlısı gülmemek değildir. Bunu unutmayın. Olumsuzdur gülmemek. Hemen burada birlikte yapıyoruz örnekleri. Öncelikle ben söylüyorum, siz yanıtlamaya çalışıyorsunuz. Daha sonra yazıyorum çocuklar. Kolay. Zıt anlamlısı ne olabilir? Evet. Zor. Yararlı. Bu yiyecekler çok yararlı dedim. Zıt anlamlısı ne olabilir? Evet, zararlı. Zararlı.
İyi. Zıt anlamlısı nedir? Evet, kötü. İyi bir insan olmalıyız. Acı. Zıt anlamlısı nedir çocuklar? Acı biber, tatlı biber demiştik değil mi? Aferin size. Acı, tatlı. Fazla. Nedir zıt anlamlısı çocuklarım? Evet, az. Bu yemek fazla. Bu yemek az. Uzun. Uzun boylu ya da evet kısa boylu. Uzun, kısa. Küçük, büyük. Aferin. İleri. Çok güzel. Geri. Devam ediyorum. Aşağı. Tam tersi yukarıdır değil mi çocuklar? Doğru. Evet. Yanlış. Bu soruyu doğru yanıtladın. Bu soruyu yanlış yanıtladın. Gece. Evet, gündüz. Hatta oyun oynuyoruz gece gündüz diyerek değil mi? Oradan aklınızda kalabilir. Sıcak. Soğuk. Sıcak çay, soğuk dondurma. Dar. Bu elbise çok dar. Bu elbise çok geniş, çok güzel. Dar, geniş. Sert. Evet, yumuşak. Bu kaya çok sert. Bu yastık çok yumuşak. Yaşlı. Evet, genç. Tek. Çift. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Videoyu durdurup baştan tekrardan birlikte tekrar edebilirsiniz benimle. Ben söylemeden önce kelimelerin anlamlarını, zıt anlamlılarını tahmin edebilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.